Merhabalar, hepinize iyi pazarlar. Levent Üzümcü ile Artı TV'de Artı Sanat'a hepiniz hoş geldiniz. Havalar iyice ısındı ve güzel bir ay yaşıyoruz. Bu aylarda genellikle insanlar daha fazla dışarıda oluyorlar, daha fazla sosyalleşiyorlar. Ve yaz ayları demek, açık hava festivalleri demek, yaz ayları demek, açık havada yapılan konserler demek ve gösterimler demek. Hepinizin bolca keyifleneceği, Türkiye'nin dört bir tarafında bu festivallerle herkesin gönlünce eğlenip aynı zamanda özgürce eğlenebilecekleri festivaller olacak. En azından olmaya çalışacak. Çünkü zorlu bir ülke. Siz de görüyorsunuz işte. Parklarda yoga yapanlara dahi karışıldığı garip zamanlar yaşıyoruz. İnsanların yaşam tarzlarına müdahale edildiği ilginç zamanlar yaşıyoruz. Tabii ki sanat ve sanat aktiviteleri de, açık havada yapılan sanat ve sanat aktiviteleri de bundan nasiplerini alıyorlar ister istemez. Bizim çünkü bir araya gelmemizi, bir arada gülüp eğlenmemizi, birbirimizin varlığından haberdar olmamızı istemeyenler var. İşte onlara karşı mutlaka açık havada yapılan dostluğu, barışı ve kardeşliği gönendiren bu festivallere katılmanızı tavsiye ederim size. Giyin şortunuzu, tişörtünüzü, rahat rahat, sere serpe, yayılın çimlere, mekanlara ve açık hava festivallerinin, konserlerin, gösterimlerin keyfini çıkarın. Evet, bugün de o festivallerden bir tanesi 1996 yılından beri yapılan Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'ni konuşacağız. İşte o festivalin genel koordinatörü de Dilek Metin Sert bugün konuğumuz olacak. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Levent Bey. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Uçan Süpürge ailesi adına bizi yayına kabul ettiğiniz için. Ne demek, bizim için onurdur. Bu pazar günü festival bitiyor. Neler yaptınız bu sene? Filmler nasıl hazırlandınız? Hummalı bir çalışma olsa gerek. Biraz anlatır mısınız bize? Bu sene çok evet. Tabii her sene çok hummalı bir çalışma söz konusu ama bu sene bizim için çok daha özeldi. 25. yılımız olması nedeniyle çeyrek aslı tamamlıyor olmanın heyecanı da ayrı bir şey kattı, yoğunluk kattı çalışmalarımıza. Bu sene biz aslında 25. yılımızı kutlarken 24 yıl boyunca bizimle birlikte olan herkesi çağırmak istedik, herkesle birlikte olmak istedik. Dolayısıyla onun ayrı bir heyecanı vardı tabii. Açılış gecemiz çok coşkulu oldu. Tabii bunun arkasındaki o hummalı çalışma da bu coşku karşısında yerini mutluluğa bırakmış oldu. Çok güzel bir gece geçirdik. Festivalimizin genel filmlerin direktörü Nil Kural ise şahane bir program hazırladı. Bu sene seyirci sayısında da çok artış vardı. Tabii pandeminin görece ortadan kalkmasıyla birlikte o ne diyelim, evlere tıkılmış olmanın, yani başka bir ifade bulamadım açıkçası, o yılgınlığını festivalle birlikte de atmış oldu insanlar. Dolayısıyla bu anlamda da çok özel bir festival geçirdik. Bugün evet kapanış günümüz. 10 günlük bir sürece yaymıştık festivali bu sene. 26 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasındaydı. Bugün 5 Haziran kapanış günümüz, açılış günü gibi aynı coşkuyla kapanma heyecanını yaşıyoruz şu an. Harika. Peki kriteriniz örneğin bir kadın yönetmenin yönetmesi mi filmi yoksa bir kadın başrolünün olması mı? Ne gibi kriterleriniz var seçici kurul olarak? Kriterlerimiz her şeyden önce evet bir kadın yönetmen, bir kadın yapımcı tarafından üretilmiş olması filmin. Bu anlamda şöyle bir yanlış anlaşılma da olabiliyor. Kadınların konu edildiği filmler. Halbuki böyle değil. Bizim aslında Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin kuruluş amacı da buydu zaten. Yola çıkarken düşündüğümüz şey sinemada görünmeyen kadın emeğini görünür kılmaktı. Bu da kadın yönetmenleri teşvik etmek, daha çok kadın yönetmenin üretim yapmasını sağlamak, kadın yapımcılara destek vermek, cesaretlendirmek, bu sektör içerisinde onların emeğinin daha görünür olmasını sağlamaktı. Dolayısıyla evet,
Festivalin kriterlerinden birisi bu. En önemli kriterlerinden birisi bu. İkincisi ise o yıl içerisinde üretilmiş olması filmlerin. Evet. Yani geçmiş yıllarda üretilen filmler değil. O yıl içerisinde üretilmiş filmler. Şahane, şahane. Şimdi genellikle bu tarz sanatsal üretimler erkek egemen bir şeyin içerisinde, bir düzenin içerisinde oluşmakta. İşte genellikle biz konuştuğumuzda o erkek egemen kültürün diliyle de konuşuyoruz bir yandan. İşte o erkek yönetmenin adını soyadını söyleyip onun filmleri diye bir tanımda bulunuyoruz. Kadınların böyle isim yapması bütün sektörde, dünyanın her yerinde gerçekten çok zorlu bir süreç. Çünkü ülkelerin kendi sistemleri içerisinde aynı zamanda bir de ülkelerin kendi sistemlerinin kadının yanında örtülü ya da açıktan durmamasından da kaynaklı bir durum var. Örneğin Amerikan sinemasında Oscar almış, en iyi yönetmen Oscar'ını almış çok çok az kadın var. Bir elin parmağı aynen kadar bile yok. İşte İran sinemasında daha geçtiğimiz hafta yaşamış olduğumuz işte Cannes'da ödül alan film ödül aldıktan sonra başrol oyuncusu dini kurallara uymadığı gerekçesiyle veya ekibinde çalışan bütün kadınların cezalandırılacağı yönünde bir duyum aldık. Bunu da dünya kamuoyu duydu. Bunun içerisinde evet, uçan süpürge gibi festivaller aynı zamanda teşvik de ediyor kadınları, kadın yapımcıları, kadın yönetmenleri. Peki dünyada buna benzer festivaller var mı? Örneğin siz örnek almış öyle mi başlamıştınız? Yoksa nevi şahsına münhasır bir festival misiniz? Yani şöyle, biz tabii ki Türkiye'nin ilk kadın filmleri festivali iyiyiz. Fakat dünyada zannediyorum 5. sıradayız. Başka kadın filmleri festivalleri de var tabii ki dünyanın belli başlı festivalleri arasında. Biz bu anlamda tekiz diyemeyiz. Fakat şöyle bir özelliğimiz var bizim. Fibreski, yani Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği'nin jüri gönderdiği tek film festivaliyiz bu anlamda. Müthiş, müthiş. Bu da 1996'dan beri ne büyük çabalarla yaşatılan bu festivalin dünyada da nasıl yankı bulduğunun bir göstergesi olsa gerek. Aynı zamanda... Tabii Levent Bey şöyle... Lütfen, lütfen efendim siz devam edin. Çok pardon. Şöyle bir şey var. Sizin de biraz önce değindiğiniz gibi... Hakikaten 25 yıl boyunca devam ediyor olması bu festivalin bir inat festivali olduğunu da gösteriyor. Yani kadınların inadı, kadınların mücadelesi. Zaten bu senenin teması da kadınların mirası idi. Bu miras kelimesi aslında her ne kadar bir mal varlığını çağrıştırıyor olsa da aslında yıllardan beri süre gelen kadınların mücadelesini miras alan, onu sahiplenen kadınları anlatan bir ifade, kadınların mirası. Dolayısıyla bu festival de aynı şekilde uçan süpürge bir sivil toplum kuruluşu, geliri olmayan bir sivil toplum kuruluşu. Yaptığımız çalışmalar, birçok projemiz var tabii ki, festivalde onlardan bir tanesi. Daha çok kadınların adalete erişimiyle ilgili yürüttüğümüz projelerimiz var. Festivalimiz ise Uçan Süpürge'nin bir markası aslında. Daha çok bu tarafıyla tanınıyor. Ama işte söylediğim gibi geliri olmayan bir festival. Her sene bu anlamda da bir mücadele içine giriyoruz. İstediğimiz gibi bir festivali hayata geçirebilmek için bunu insanlarla paylaşabilmek için kadınların sineması aslında Uçan Süpürge'nin ne kadar büyük bir inadı da sahiplenmiş ve sürdürüyor olduğunu da gösteriyor. Dilek Hanım, şöyle bir durum var. Şimdi sinema teknolojisi çok pahalı bir teknolojiydi. Zamanında Hollywood yıllarca dünyadaki bütün sinemaları domine etti. Ardından işte Bollywood sineması çıktı. O da işte seçkin yapımlarıyla sadece kendi ülkesinde bile olsa çok etkili oldu. Tabii ki Avrupa sinemasını hiçbir zaman boş geçmeyiz ama bir yandan da İtalyan sineması Amerika ile birleşip işte o spagetti westernler dahil olmak üzere daha sonradan kendini bulan başka bir sinema endüstrisine döndürdü. Her ülkenin kendi yansıması olmaya başladı. Bir Alman
sineması dediğimizde, bir İran sineması dediğimizde, bir Japon sineması dediğimizde, bir Rus sineması, Sovyet sineması dediğimizde iki farklı şekilde değerlendirdiğimizde artık ülkelerin isimleriyle anılır oldu. Onların kendi kimliklerini yansıtan bir şey olarak seçkin örnekler verdik. Artık sinema teknolojisi o kadar pahalı bir teknoloji değil. Eskisi kadar değil. İşte büyük uzun şeritli makaralar kullanılmıyor. Onların montajı o kadar artık büyük makinalarla yapılmıyor. Her şey bir bilgisayarla yapılabilecek, bir hatta cep telefonuyla çekilen filmlerin, festivallerinin bile olduğu zamanlar yaşıyoruz. Bu acaba neyi getirdi beraberinde? Evet. Siz uçan süpürge olarak bunun hangi yönünü görüyorsunuz efendim? Biz tabii uçan süpürge olarak aslında tabii ki teknolojideki değişiklikler bize sinema salonlarındaki filmlerin gösterimi konusunda yansıyor. Hangi teknolojiyle üretilmişse o cihazlarla kesintisiz bir şey sağlamaya çalışıyoruz. Filmin izlenmesini sağlıyoruz. Tabii ki uçan süpürge film festivaline yansımalarından birisi de şu. Daha çok kadın yönetmen ve kadın yapımcının varlığını görüyoruz. Özellikle teknolojinin daha kolay ulaşılabilir olması aslında bu anlamda dezavantajlı olan kadınların daha çok film üretmesini sağladı. Çünkü bu kadar erkek egemen bir sistem olmasının sebeplerinden birisi sizin de başta ifade ettiğiniz gibi çok pahalı bir sanayi olması sinemanın. Özellikle dijitalin yaygınlaşmış olması kadınların bu alanda daha çok teknolojiye erişimini sağladı. Peki bu size gelen filmlerde de görünüyor mu? Örneğin başvuru sayısının artması ya da buna benzer bir yansıma bulunuyor mu acaba? Tabii. Kastettiğim oydu aslında. Başvuruların artması tabii ki. Bu anlamda daha çok kadının üretim yaptığını görüyoruz. Kısa film alanında, uzun metraj biraz daha siz de biliyorsunuz çok daha masraflı. Ülkemizde aslında hani sadece kadınların değil birçok sinemacının bu anlamda üretim yapmasını zorlaştıran bir şey. Ama tabii ki biz başvurulardan bunları net olarak görebiliyoruz. Peki siz kuruluşundan beri var mısınız Dilek Hanım Uçan Süpürge'de? Ben kuruluşundan beri yokum. Uçan Süpürge her zaman kendi bünyesinde birçok kadını barındırmış, birçok kadının Uçan Süpürge'den yolu geçmiş bir sivil toplum kuruluşu. Ben de 25 yıl önce Uçan Süpürge'yi biliyor olsam bile bir fiil içinde çalıştığım süreç bu bir yıl. Aa, ne kadar ilginç. Peki. Çünkü Uçan Süpürge kurulduğunda ben üniversite birinci sınıfındaydım. Peki Dilek Hanım, bir böyle sivil toplum kuruluşunun devamını sağlayacak elemanlarıdır ya bir yandan da. Tamam, fikirdir aynı zamanda ama bir yandan da elemanları, orada çalışan emekçileridir o kurumun devamlılığını sağlayanlar o ideyanın dışında. Acaba bu kadar evet. Uzun zamandan beri Uçan Süpürge'de çalışan insanlar var mı? Halime Güner. Halime Güner aynı zamanda Uçan Süpürge'nin kurucusu. Festivalin 25 yıl boyunca devam etmesini sağlayan yegane insan. Ve Halime Güner'in yanı sıra Ürün Güner. Ürün de 25 yıldır Uçan Süpürge'nin içinde olan birisi. Yoğun bir mesai tüketmeseler de Uçan Süpürge'de. Ama her zaman danışma konusunda destek aldığımız ya da en ufak bir sorumuzda yanıt bulabileceğimiz dostlarımız. Yani Uçan Süpürge'den bir dönem yolu geçmiş ama hala kopmamış olan insanlar. Şahane. Ben biraz da şeyi merak ediyorum. Şimdi size başvurular geliyor. O başvurular içerisinden siz kriterlerinizi belirlediğiniz durumda başvurular geliyor. Seçmediğiniz, evet. Festivalde yayınlamaya layık görmediğiniz filmler de oluyor mu? Olmaz olur mu? Çok fazla başvuru var. Bu sene 100'ün üzerinde vardı Levent Bey.
Şöyle ki, tabii ki kriterlerimiz başta da konuştuğumuz gibi bir kadın yönetmen, bir kadın yapımcı tarafından üretilmiş olması ve yılı özellikle. Ondan sonra tabii biraz daha teknik detaylar, konunun işleniş biçimi, görüntü kalitesi, bunlar da çok önemli. Film direktörümüz Nil Kural ve film trafikteki arkadaşımız, yıllardır o da mesela uçan süpürgenin içinde yetişmiş bir arkadaşımız Fatma Edemen. Onların titiz çalışmaları sonucunda seçildi filmler. Şahane, şahane. Şimdi hem sosyolojik hem de psikolojik bir yansımanın, bir baskının ürünüdür genellikle senaryolar. Ve o senaristler hissettiklerini kağıda aktarırlar. Ve o kağıda aktarılan şeyi hayat bulduran da yönetmendir. Oyuncuları seçer, castingi yapar. Ondan sonra da oradaki insanlar vücuda bürünürler. İşte ki oradaki isimler bir anda karşımıza kanlı canlı insanlar olarak çıkıverirler. O da herhalde bir senarist için en mutlu anlardan biridir yazmış olduğu karakteri sinema perdesinde görmesi. Çünkü o bir edebiyat eseri olarak yazılmamıştır. Sinemada görülmek için yazılmıştır. Ve ben çok senarist tanırım ki yani benim yazdığımdan iyi oynadı dediği, benim de işim oyunculuk olduğu için duyduğum yorumlar vardır. Çok hoşuma gider bu yorumlar. Ve sinema sanatı da böylesine yine şu sorunun başına dönersek sosyolojik ve psikolojik bir takım baskılar sonucunda ortaya çıkan bir anlatma isteği. Şimdi ülkemizde bunlarla ilgili güzel bir ülke bu anlamda. Yani sosyolojik ve psikolojik Çok. baskının çok olduğu bir ülke. Nasıldı bu sene Türkiye'den gelen filmlerin yapısı? Bu dediğim şeyler var mıydı filmlerin içinde bu baskılar? Yani tabii ki olmaz olur mu? Fakat özellikle biz kadını güçlendiren, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapan, toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemiş filmlere ağırlık veriyoruz. Onları sahipleniyoruz. Hatta ödül kriterlerimiz de böyle. Tabii ki bu filmler içerisinde, başvuru filmleri içerisinde kısa filmlerde daha çok bu çerçevede ele alınan filmler vardı. Özellikle kadının sistem içerisinde kısılıp kalmışlığı, o sıkışmışlık, o isyan hali ön plana çıkaran filmler tabii ki bizim özellikle festivalimize aldığımız filmler. Dediğim gibi ödül kriterlerimiz de bu yönde. Onur ödülümüz biliyorsunuz Şerif Sezer'e verdik bu Evet. sene. Onur ödülü de yıllarca duruşunu bozmadan belli bir perspektifte emek vermiş olan oyunculara verdiğimiz bir ödül. Bilge Olgaç Başarı Ödülleri ise yine sinemada yıllarca bu anlamda kadınların varoluşu üzerine çaba sarf etmiş oyunculara, yapımcılara verdiğimiz ve sinema içerisindeki emektar kadınlara verdiğimiz bir ödül. Diğeri Genç Cadı Ödülü. Genç Cadı Ödülümüz de yine toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapan, bununla mücadele eden, rolleri benimsemiş olan oyunculara vermiş olduğumuz bir ödül. Tema ödülümüz de yine aynı şekilde. Evet. Peki genellikle tabii ki biz bu işleri yapıyoruz. Biz seçici oluyoruz ve ondan sonra da merakla gelip seyircinin teveccühünü bekliyoruz. Bu sene acaba sizler seyircinizle filmler üzerine sonrasında festival üzerine nasıl bir bağlantı içine girdiniz? Onların yorumlarını alabildiniz mi? Tabii ki, tabii ki. Bu sene seyircinin tepkisi de çok güzeldi. Bir de tabii biz bazı filmlerimizden sonra gelebilen yönetmenlerle, yapımcılarla soru cevaplar da yaptığımızda o seyirci ve üretici arasındaki ilişkiyi ya da işte genç sinemacılar, genç iletişimcilerin de böyle bir karşılıklı fikir alışverişleri doğrultusunda bir şey vardı tabii ki, her zaman olduğu gibi. Genellikle kadın yönetmenler kendilerine çok fırsat bulamıyorlar. Ve
Bunun başlangıcında şöyle bir şey de var. Başkalarının yazmış olduğu senaryolarda varlıklarını ispat edemiyorlar, varlıklarını kanıtlayamıyorlar. Yani ben de varım, ben de bunu yönetebilirim. Elbette ki bir karşı cinsim kadar ben de bunda farklı bir gözde bulunabilirim. Ama bu dünyada artık daha farklı bir şekilde yıkılmaya başlandı. Ismarlama filmler yapılması durumundan uzaklaşılıp kadın yönetmenin, kadın yapımcı ile birlikte bir araya gelip bir şey oluşturup, bir konsorsiyum oluşturup çalışmasına doğru gidiyor. Yani hem senaryoyu yazıyor kadın yönetmen, hem yönetiyor hem de bir kadın yapımcı ile çalışıyor. Çünkü aynı dili konuşuyorlar ve bu piyasada en fazla gördüğümüz şey, dünya sinema piyasasında en fazla gördüğümüz şey erkek mobbingi. Erkeklerin kadın çalışanlarına karşı geliştirmeye çok meyilli oldukları bir mobbing. Çünkü işimizin kuralları bizim Evet. yazılı değil. Genellikle sözlü ve duygusal kurallar ve onlar bir yerde yazılı değil. Ama maalesef ki insanı anlattığımız için, insani ilişkileri anlattığımız için buna çok fazla rastlıyoruz dünyada. Bu aynı zamanda sizce de kadın yönetmenin kadın yapımcıyla çalışması bir tür kendilerini koruma da olabilir mi? Sadece aynı dünyayı konuşmaktansa. Yani tam olarak kendilerini koruma anlamında olduğunu düşünmüyorum ama bir alan açma, bir fırsat bulma anlamında evet böyle olduğuna katılıyorum ben de. Çünkü hala sektör çok erkek egemen, yıkılmış olsa da birçok alışkanlıklar. Hala günümüzde birçok kameraman kadın arkadaşımıza çok ağır değil mi, nasıl taşıyorsun? Ya da işte ağır set koşullarında kadınların dayanamayacağını söyleyerek onları bir anlamda aslında yapamayacağına inandırmaya çalışan söylemler içerisinde bulunan sinema sektöründe çalışanların da olduğunu biliyoruz tabii ki bu anlamda. Ama sizin sorunuza gelecek olursak... Olabilir tabii. Yani bunu tümü adına ben yanıtlayamam bu soruyu ama belki kısmen diyebilirim. Şahane. Festivalimizle ilgili çok güzel bir VTR'miz var. Onu izleyelim mi? Ne dersiniz? Hep bir arada seyircilerimizle birlikte. Sonra tekrar bir arada olacağız sizinle. Evet sevgili seyirciler, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin çok güzel bir VTR'siyle sizi baş başa bırakıyoruz. Sonra tekrar bir arada olacağız. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 25. yılını kutluyor. Uçan Süpürge, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve kız çocuklarının haklarının korunması için yürüttüğü sayısız çalışmanın yanı sıra 25 yıldır birçok ülkeden kadın sinemacıların filmlerini Ankara'da sinema severlerle buluşturuyor. Program direktörlüğünü Nil Kural'ın üstlendiği festival 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Büyülü Fener Kızılay Sineması ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 60'ı aşkın filmin yer aldığı zengin programıyla seyirciyle buluşacak. Bu yıl festivalin teması Kadınların Mirası. Kadınların yüzyıllardır süren toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin mirasını yüklenen festival, geleceğe daha da güçlü bir kadın hareketi bırakmak için var gücüyle çalışıyor. Ve buna bağlı olarak da festivalin tema ödülü, 1990'dan bu yana bir kültür hafıza mekanı ve kalıcı bellek olarak, her kesimden ve inançtan kadının desteği ve özverisi sayesinde oluşmuş Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne veriliyor. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali çeyrek asrı yarıda bıraktığı çalışmalarında kültüre erişimin güçlüğü ve içinden geçilen zorlu sürecin farkındalığıyla bilet ücretlerini öğrenciler için 10 TL, tam 25 TL olarak belirledi. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki gösterimlerde ise tam ve öğrenci ayrımı olmadan tüm biletler 10 TL'den satışa sunulacak.
Bu yıl onur ödülü 40 yılı aşkın sinema ve tiyatro oyunculuğuyla kariyerine sayısız başarı ve ödül sığdırmış olan Şerif Sezer'e sunuluyor. Sinemanın farklı bölümlerinde emek veren kadınların başarılarını kutlamak amacıyla Türkiye sinemasının ilk kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç anısına verilen Bilge Olgaç Başarı Ödülleri ise bu yıl oyuncu Neşe Yulaç ve Ayşenil Şamlıoğlu ile yapımcı Anna Maria Aslanoğlu'na takdim edilecek. Festival seçkisinde yer alan filmler festival afişinde de vurgulandığı gibi kadınların doğadan ve barıştan yana mücadelesini izleyiciye taşıyor. Festival boyunca Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda iki salonda her gün 5 seans, toplam 100 seans film gösterimi yapılacak ve seyirciye adeta bir sinema şöleni yaşatacak olan etkinlik kapsamında ayrıca Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde de film gösterimleri yapılacak. Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu'nun ödül verdiği ilk kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge'de bu yılda her biri ayrı renk seçkimizde 9 film Fibreski ödülü için yarışacak. Bu yıl festivalde ağırlayacağımız Fibreski jürisinde Ukrayna'dan Elena Rubashevska, Slovakya'dan Ladislav Volko ve Mısır'dan Ahmet Sami Yusef bulunuyor. 27 Mayıs Cuma günü Stop Zemlya, Dursun Dünya filminin gösterimiyle kapılarını açacak olan festival, 5 Haziran Pazar günü Fibreski ödüllerini kazanan filmin özel gösterimleriyle tamamlanacak. Hem açıklayıcı hem de o şahane sinematografik görüntülerle bir şölen gibiydi bizim için. Evet, bugün son buluyor festivalimiz. Müthiş bir heyecan var herkeste. Evet. Ama ben tabii sizden başka bir şey öğrenmek istiyorum. Acaba Dilek Hanım, bunca festival filmi izlediniz bu sene. Seçici kurulda oldunuz, genel koordinasyonunu yaptınız. Siz ne izlersiniz? Sinemada mı izlersiniz? Bu pandemi sağlık yıkımından sonra sinemaya gidemedik. Acaba sizin sanatla ilginiz nasıldır? Sadece sinema anlamında değil. Ben sanat tarihçisiyim. Ben sanat alıcısı olarak söylüyorum. Hani sanatın alıcısı olarak. Hani sergi gezelim, evet, sinemaya gidelim. Ben sinemada izlemeyi tercih edenlerden birisiyim. Mümkünse kent sinemalarını tercih eden birisiyim. Biliyorsunuz artık zorunlu olarak alışveriş merkezlerinin içerisine yerleştirilmiş olan sinema salonları biraz daha farklı, daha konfor sağlayan mekanlar gibi görünse de aslında kent içerisinde varlığını sürdürmeye çalışan sinema salonlarını tercih ediyorum. Peki. Ama tabii ki artık çağımız biraz da zorunlu olarak her filmi de sinema salonunda izleyemediğimiz için dijital platformlardan da izlediklerim var tabii ki. Ve onların çeşitliliği de bizi sevindiriyor çünkü çok fazla sayıda dijital platform var ve sadece festival filmi oynatanlar da var. Hani her türlü zevke, evet, açık, her türlü beğeniye açık birçok uygulama var. Artık onlarla dünyadaki birçok festivale de ulaşabiliyoruz. Birçok festivaldeki filmleri, evet, seçkileri de izleyebiliyoruz. Bir de böyle bir artısı oldu. Ama bir yandan da şöyle bir maalesef eksisi oldu. Sinema o büyüsünü, işte sinema salonuna gidilir, orada hep birlikte korkulur, hep birlikte gülünür, hep birlikte eğlenilir duygusunu maalesef ki yaşayan son kuşak olarak bizlerle bıraktı. Mekanlarını kaybetti. Çokluğunu kazandı. Belki daha farklı bir dile getirme oldu. Ama 1980'lerdeki televizyon dizilerine dönmüş olan filmler de var maalesef ki. Evet. Çok doğru. Bir anlamda hafızasını yitirdi kentler aslında. Ama tabii şöyle de bir şey var. O binanın kaybolmasıyla birlikte biz hafızamızı yitiriyoruz. Birçok, yani sadece sinema salonu yıkılıp apartman yapılmıyor. Eski bir apartman da yıkılıp, tabii, apartman yapılıyor. Hatırlarsanız, tabii, Sinema Paradiso'nun final sahnesiydi. O sinemanın, o müthiş şeylerin geçmiş olduğu şeyin, o artık kapatılmış o sinemanın yıkılışı, otopark yapılmak için. Ve ne kadar korkunç hissederdik orada. Yani abi, orada neler yaşandı, orada ne aşklar yaşandı, orada ne insanlar ne duygular gördüler, geçirdiler. Ama
Maalesef ki çağ çok fazla hızlı ilerliyor. Evet. Eskiden jenerasyonlar arasındaki yaş farkı 100'müş. Sonra 75'e doğru düşmüş. Yani aranızda 75 yaş olan biriyle aynı jenerasyondan sayılırmışsınız. Şu an jenerasyonlar arası fark 4,5 yıla düştü. Yani evet. O 10 yıllarla bile artık anılmıyor. 4,5 yılda bir jenerasyon değişiyor, teknoloji değişiyor ve maalesef ki en teknolojik sanat olan sinemada buna ayak uydurdu ve çok hızlı bir şekilde değişip, çok hızlı bir şekilde ürünler verip pek çok film fark edilmeden maalesef elimizin arasından, elimizin avcumuzun içinden uçup gidiyor. Bu tarz festivallerin, varlığı da bizim o filmlere dikkat etmemize, o filmlerin varlığına aşina olmamıza neden oluyor. Bence çok çok özel bir iş yapıyorsunuz bu anlamda. Belki 1990'lı yıllarda bambaşka bir ihtiyaç için çıkmıştı ama şimdi var olduğu durumdaki ihtiyaç karşıladığı şey bambaşka bir şey oldu. O andığım şey oldu işte. Bizim bu filmleri es geçmemizin önüne geçiyor. Ve bundan dolayı ben çok mutluyum. Çünkü sizin sayenizde, festivaller sayesinde, sadece Uçan Süpürge'den bahsetmiyorum, birçok festival sayesinde elimizden avcumuzdan uçuverecek birçok filme aşina oluyoruz. O festivallerin seçici kurullarına, tabii ki o filmleri yapan yapımcılara, cinsiyetleri ne olursa olsun yönetmenlere çok teşekkür etmek lazım. Festivallerin artık son zamanlarda bir de böyle bir görevi oluşmaya başladı. Bunu acaba siz de fark ediyor musunuz? Kesinlikle. Bu bir görev gibi çünkü. Yani, pamukların sarılması gereken bir olay aslında festivaller bu anlamda. Tabii ki bir dünya seçkisi söz konusu. Birçok festivalden incelenip, izlenip alınan filmler. Kendi festivalimiz için söylüyorum bunu. Bu anlamda da bu filmlerin varlığı çok kıymetli. Ama sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi teknolojinin çok hızlı gelişiyor olması, çok hızlı değişiyor olması, bu anlamda çok fazla üretimlerin yapılıyor olması, aslına bakacak olursanız aynı kalitede üretilen işler olduğu anlamına da gelmiyor. İyi olan işler yine bir şekilde zorlu süreçlerden geçse de hayatını, kendini gösterebiliyor. Çok çok haklısınız. Genellikle festival bitmeden böyle bir şeyin sorulması pek doğru değildir ama seneye olacak mısınız festivalde? Yine görevinize devam etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa bir yıllık bir konukluk muydu sizinki? Yo, ben Uçan Süpürge Vakfı'nın bir çalışanıyım. Biraz önce de ifade etmiştim. Festival vakfın işlerinden sadece bir tanesi. Görünen işlerinden bir tanesi. Dolayısıyla ben vakıf çalışanı olduğum için evet. Tabii ki siz aynı zamanda birçok insanı bir araya getiriyorsunuz. Birçok insan sizin filmleriniz sayesinde sinema salonlarında birbirleriyle tanışıyorlar, sosyalleşiyorlar. Bir tür sosyalleşme alanı aynı zamanda sinema. Ama böyle bir konseptte yayın yapıldığı için burada tanışıp evlenen insanlardan tutun da bu festival filmlerinde tanışıp evlenenlerden tutun da birbirleriyle sıkı dostluk kuranlara kadar geniş bir yelpaze var. Bir yandan da sadece dünyadaki kadın yapımcı ve kadın yönetmenlere değil, aynı zamanda sizin filmlerinizi izleyen seyircilere de aynı kafadaki insanları bir araya getirerek onların beğenilerine böylesine bir cevap olarak da müthiş bir şey başarıyorsunuz. O yüzden sizi çok tebrik ediyorum. Daha nice senelere, daha nice 25 yıllara hep bir arada olalım. Çünkü dağlar taşlar ölür ama kurumlar sağlam kalır ve işlerini yapmaya devam ederler. Ve biz de hem kadın yapımcılar hem kadın yönetmenlerin filmlerini izleyecek yeni alanlar buluruz kendimize. Size çok teşekkür ediyorum. Bugün iyi bir final diliyorum size. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Evet sevgili çok seyirciler. Çok teşekkürler Levan. Rica ederim. Bugün Dilek Metin Sert'le birlikteydik. Uçan Süpürge Kadın Festivali Genel Koordinatörü. Onunla çok güzel bir sohbet ettik. Sinema, kadın, sadece senaryosu yönetmeni değil, aynı zamanda yapımcısı kadın olan filmlerden konuştuk. 25. yılını kutluyoruz buradan. Uçan Süpürge Kadın Festivali'nin, Kadın Filmleri Festivali'nin.
Daha nice 25 yıllara diyoruz. Size de bu festivallere göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi pazarlar.